Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün de yine günü, gündemi, ekonomiyi sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bugün 1 milyar dolar değil, aslında kamu bankaları 4,5 milyar dolar sattı haberini değerlendireceğim. Reuters'ın geçtiği bir haber. Dünyanın en güvenilir haber ajansı Reuters biliyorsunuz. Ve verdiği haberler genel itibariyle çok ciddi kaynaklardan doğrulatılmazsa asla yayınlanmıyor. Yani Türkiye'deki bir takım ajanslarla karıştırmamamız lazım. Ya da Türkiye'deki bir takım medya kuruluşlarıyla karıştırılmaması gereken dünyanın en güvenilir haber ajansı diyebiliriz Reuters'ı. Aynı BBC gibi. BBC de yine dünyanın en önemli haber portallarından birisi ve haber ajanslarından birisi. Zaten ortak çalışıyor Reuters ve BBC. İkisi de İngiltere'de. İngiltere hükümetlerinin hiçbir şekilde hegemonyasında olmayan, tüm doğruları tüm açıklığıyla ve tarafsız bir şekilde dile getiren ajanslardan bahsediyorum sevgili dostlarım. Reuters bildiğiniz gibi daha çok ekonomi alanında haberlerle ön plana çıkıyor ve ekonomiyle ilgili konuları da çok detaylı ve derin bir şekilde inceliyor sevgili dostlarım. 4,5 milyar doların aslında bir hafta içerisinde satıldığını iddia etti Reuters aldığı kaynaklardan doğrulattıktan sonra. Bu haber tabii merkez medyada ya da havuz medyasında herhangi bir şekilde yer almadığı gibi diğer medya kuruluşlarında da çok fazla yer almadı sevgili dostlarım. Bunun altını çizelim. Peki 4,5 milyar dolar satılması ne anlama geliyor? Öncelikle doların bu keskin düşüşünün net göstergelerinden bir tanesi. Aslında 4,5 milyar dolar öyle çok yüksek bir rakam olmamasına rağmen Asya piyasalarında özellikle piyasanın çok sığ olduğu zamanlarda ve Türkiye'den herhangi bir bankanın ya da herhangi bir alıcının müdahale etmesinin çok zor olduğu saatlerde yapıldığı için sabah 3,5-4 diliminden bahsediyorum sizlere. Bu satışların etkili olduğunu gördük sevgili dostlarım. Ve 5,98'e kadar gevşedi dolar ve 5,98'den de hafta sonuna girdi. Şu anda piyasalar kapalı olduğu için 5,98 seviyesini rahatlıkla baz alabiliriz. Bu konunun detaylarını az sonra vereceğim, sizlerle paylaşacağım ama bir iki önemli haberi daha paylaşmak istiyorum. Çünkü bunlar da gündeme bomba gibi düştü sevgili dostlarım. Kamu bankaları satış gerçekleştiriyor. 1 milyar dolardan bahsedilirken aslında bir hafta içerisinde 4,5 milyar dolar satıldığını öğreniyoruz. Ekonomik dengeler bozulmaya devam ediyor. Türkiye ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama TÜSİAD seçime ne gerek vardı? Keşke ekonomik sorunlarımızı çözseydik diye açıklama yaptığında, TÜSİAD Başkanı küçücük bir eleştiride bulunduğunda önce AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından herkes haddini bilsin şeklinde uyarıldı. Daha sonra da Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Ama Devlet Bahçeli'nin açıklaması Erdoğan'ın açıklamasının yanında inanılmaz derecede sert bir açıklama olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Diyor ki Devlet Bahçeli, başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. TÜSİAD Başkanı'nı kastediyor. Ona o cümleyi tersten okuturlar. Resmen tehdit ediyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, TÜSİAD Başkanı'nı. Yani böyle niye konuşuyorsun diyor. Sen herhangi bir eleştiride bulunamazsın. Her şeye okey diyeceksin. Herhangi bir yanlışla ilgili bu yanlıştır diye açıklama yapmayacaksın. Türkiye siyaset yerine ekonomiyi tercih etsin. Bak iş dünyası sıkıntıda, Türkiye halkı sıkıntıda demeyeceksin. Her şey güllük gülistanlık diyeceksin. O zaman biz seni alkışlayacağız. Eğer ki bunun tersinde bir açıklama yaparsan biz seni uyarırız ve bu uyarılardan sonra sen cümleyi tersten okursun ve aynı biraz önce söylediğim gibi şu cümleleri kurmaya başlarsın. Türkiye ekonomisi mi? Harika efendim, her şey müthiş gidiyor. İşsizlik falan yok. Böyle bakarsa eğer tersten okumuş olacak cümleleri. Bu cümleleri bu şekilde söylediği zaman, dillendirdiği zaman da hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu durumdan memnun olacak. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı bu durumdan memnun olacak. Ama ben bir iki rakam daha paylaşayım. Belki TÜSİAD Başkanı bunları da
farklı bir dille formülize ederek aynı Sayın Devlet Bahçeli'nin istediği gibi dillendirir. Ama ben tersten okumayı çok fazla beceremediğim için yine düzden okuyacağım sevgili dostlarım sizlere. Türkiye'de 17 milyon 800 bin kişi elektrik faturasını ödeyemedi sevgili dostlarım. Evet, 17 milyon 800 bin kişi elektrik faturasını ödeyemediği için elektrikleri kesildi. Peki kim bunlar? Sadece vatandaşlar mı? Aynı zamanda ticarethane sahipleri olan, esnaf olan ya da fabrika sahibi olan sanayiciler mi? Hepsi var bu havuzun içerisinde sevgili dostlarım. Ve hepsi Türkiye ekonomisinin içerisindeki önemli birer faktör. Seçimin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından neden kaybedildiğinin aslında net bir göstergesi. Ama bunu da tersten okumak gerekiyor herhalde. Bakın şimdi, 11 milyon 720 bin konut, evet 11 milyon 720 bin konut elektriğini ödeyememiş sevgili dostlarım. Faturasını ödeyememiş ve bu nedenle elektriği kesilmiş. 2 milyon 454 bin ticarethane, tacir, tüccar, esnaf, bunlar da faturalarını ödeyememişler ve bunların da elektriği kesilmiş. 7.658 sanayici, evet 7.658 sanayi kurumu elektrik faturasını ödeyemediği için elektrikleri kesilmiş ve şu anda bunlar üretim yapamıyor sevgili dostlarım. Diğer taraftan 479.533 çiftçi, tarım sulaması yapan çiftçi, sulama yaptıklarından dolayı bir elektrik faturasıyla karşı karşıya kalmışlar. Ama ürünlerini sattıktan sonra para kazanamadıkları için elektrik faturalarını ödeyememişler ve bunların da elektrikleri kesilmiş sevgili dostlarım. Bitmedi. 212.678 kişi de farklı alanlarda bunlar. Bunlar da elektrik faturalarını ödeyememişler ve onların da elektriği kesilmiş. Bakın, Türkiye nüfusu 82 milyon. 82 milyon içerisinde 17 milyon 800 bin çok ciddi bir rakam. Ve 11 milyon 720 bin mesken neredeyse Türkiye'nin yarıdan fazlasının elektriğinin kesildiği anlamına geliyor. Yani Türkiye'de oturan insanların, konutların neredeyse yarıdan fazlası elektrik faturasını ödeyememiş sevgili dostlarım. Sayın Bahçeli, işte gerçeklerden birisi bu. Şimdi TÜSİAD diyor ki keşke önce ekonomiyi ön plana alsaydık. Bu söz söylemekte acaba bu tabloya baktığımızda haksız mı, değil mi? Acaba TÜSİAD'a mı kızmak gerekiyor, yoksa bu kadar insanı mağdur edenlere mi kızmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabını verelim birlikte. Yine et üretimi. Evet Sayın Bahçeli, bakın et üretimi Türkiye'de %18.6 oranında düşmüş. Zaten Türkiye'de et fiyatlarının çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de et fiyatları giderek artacak demek. Artmaya devam edecek demek. Türkiye'de insanlar daha az et yiyebilecek demek. Çünkü et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ete daha az ulaşabilecekler demek. Yine mi ithal edeceğiz? Yine mi çözümümüz bu olacak? TÜSİAD acaba, ya ekonomimiz çok kötü, keşke seçim yerine ekonomiye odaklansaydık demekle haksız mı? Yine bir başka konu Sayın Devlet Bahçeli. Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı. Evet, açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı. Tam 2047 lira açlık sınırı Türkiye'de. Asgari ücret AGI ile birlikte 2020 lira. Buradan baktığımızda açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretli hayatını nasıl devam ettirecek? Gıda fiyatları %100 artmışken, et fiyatları her geçen gün artıyorken, ekmeğe neredeyse %50 oranında zam gelmişken, sigaranın paketine 2 lira zam gelmişken, elektrik, su, benzin, mazot, her ürüne sürekli olarak zam yapılırken asgari ücretli nasıl ayakta duracak Sayın Bahçeli? Yine bir başka konu, yoksulluk sınırı Türkiye'de 7.080 liraya geldi. 7.080 lira
Kaç aile kazanıyor acaba 7080 lira? Ve 7080 lira bile kazanamayan her ailenin artık yoksul olduğunun farkında mısınız Sayın Bahçeli? Bunlar önemli konular. Peki bu durumda Türkiye'nin vatandaşı olan, bırakın iş adamı olmasını, Türkiye'nin vatandaşı olan bizlerin ya da Türkiye'nin hem vatandaşı hem de üst düzey işvereni olan TÜSİAD gibi iş adamı derneğinin çıkıp da ekonomi kötüye gidiyor demesinin nasıl bir sakıncası olabilir ki? Aksine sakınca değil, bir uyarıdır bu. Bu uyarı ile ilgili çözümler üretmek sizlerin görevi değil midir? Bu ülkeyi yönetenlerin görevi değil midir? İktidar partisinin ya da iktidar partisinin en yakın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevi değil midir? İktidar partisinin genel başkanının ya da Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı olan sizin, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin görevi bu yoksulluğu, ekonomiyle ilgili bu sıkıntıları çözmek değil midir? Yani çözüm herkesi tehdit etmek midir? Biz size bu söylediklerinizi tersten okuturuz demek midir? TÜSİAD, MÜSİAD, İTO kim olursa olsun Türkiye'nin sorunlarını dile getirip bu sorunların çözülmesi için sizleri uyarmalı ve sizler de artık bir an önce harekete geçmelisiniz. Bakın, Türkiye'de işsizlik artıyor diyoruz. %15'e geldi resmi verilere göre. Herkes işsizlik fonuna başvuruyor. Korkunç bir işsizlik var Türkiye'de. Enflasyon %20'lere dayanmış durumda ve ne yapılırsa yapılsın düşmüyor. Gıda fiyatları %100 oranında artıyor. Yaz gelmesine rağmen hala biz tarım ürünlerini pahalı tüketiyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Sadece dolara müdahale ederek, onu biraz aşağıya çekerek her şeyi çözmüş mü oluyorsunuz? Hem uluslararası gerilim var, hem Türkiye'de ciddi ekonomik sıkıntılar var. Tüm bu tabloyu ülkenin yöneticilerin görüp bir an önce bu vatandaşın sorunlarını çözmek için acil adımlar atması gerekmiyor mu Sayın Bahçeli? Bunları söylemek bizim görevimiz. Bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti seven herkesin bu yanlışları görüp bu yanlışları size söylemesi gerekiyor. Ve sizlerin de bu yanlışlara göre adımlar atmanız gerekiyor. Bu hataları bir an önce düzeltmeniz ve Türkiye'nin refahı için adımlar atmanız gerekiyor. İstanbul'u kaybetmemek için değil. Ve yeni bir şey duyuyoruz. 23 Haziran'da seçimler olmayacak. 20 Haziran'da seçimlerin ertelenmesi ihtimali var. Eğer ki böyle bir girişim olursa, yani 20 Haziran'da İstanbul seçimleri bir kez daha ertelenirse, bunun Türkiye ekonomisini götüreceği boyutları düşünebiliyor musunuz? Hangi noktalarda acaba hangi sıkıntıları yaşayacağımızın farkında mısınız? Şimdi tekrar Reuters'ın haberine geri dönelim sevgili dostlarım. 4,5 milyar dolar eğer ki kamu bankaları tarafından satıldıysa, bu kamu bankalarının satışı anlamına gelmez. Bu aslında perde arkasında Merkez Bankası'nın satışı anlamına gelir. Diğer taraftan Merkez Bankası rezervlerini açıklarken kamu bankalarındaki dolar miktarını da rezervleri arasında gösterdi. Yani eğer ki bir hafta içerisinde 4,5 milyar dolar kamu bankaları tarafından çok ucuz fiyatlara dahi satıldı ise, bu şu anlama gelir. Merkez Bankası'nın rezervleri hızla eriyor. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye ekonomisi sadece kısa vadeli, evet çok kısa vadeli seçim menfaatleri uğruna hızla uçuruma doğru götürülüyor. Türkiye ekonomisi hızla büyük bir finansal ve ekonomik krize doğru hızla sürükleniyor sevgili dostlarım. Aynı 5.25'e giden dolar gibi. 5.25'e gittiğinde herkes dolar düşecek. Bak Merkez Bankası nasıl müdahale etti, her şeyi bir anda halletti demişti. Aynı tablonun çok daha sert bir durumunu görüyoruz sevgili dostlarım. Bu kısa vadeli çözüm bugün bir miktar işe yarayacak belki. Ama size şunu söyleyeyim. Merkez Bankası ve kamu bankalarının elindeki son kurşunlar bunlar. Ve bu kurşunları attıktan sonra yabancılar devreye girecek ve alım yapmaya başlayacaklar. Ve bizim o zaman elimizde hiçbir kurşunumuz kalmayacak. Faiz arttırsak bile işe yaramayacak. Dövizde çok ciddi yukarı hareketler göreceğiz. 10 lira bile, bakın altın çizerek söylüyorum, 10 lira bile
devede kulak kalacak sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın rezervleri bu hareketlerle hızla tükenirken kamu bankaları da bilançolarını çok daha sıkıntılı hale getiriyorlar. Ve bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye çok büyük bir ekonomik krize ve çok büyük bir finansal dalgalanmaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor sevgili dostlarım. Tek nedeni var. Seçim kazanmak. Bu videomun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.